Merhaba yaban dostları, İstanbul Av Doğa Fuarı'ndayız. Fuarda önemli bir konuyu yaban stüdyosunda ele alacağız, gündeme getireceğiz. Merkez Av Komisyonu öncesi hem fuara gelebilen bölgelerden Merkez Av Komisyonu temsilcileri hem de gelebilen federasyon başkanlarımızla Merkez Av Komisyonu öncesi böyle kısa bir oturum yapacağız. Aslında tabii fuarın bu yoğunluğu içerisinde oturup bir oturum yapmak pek öyle kolay yapılan bir şey değil ama özellikle bunu yapmak istedik. Neden? Çünkü esasında Merkez Av Komisyonu'nda yapılanlar, verilen kararlar şu anda bu fuarın yapıldığı bütün sektörü etkileyebilen kararlar, hepimizi etkileyebilen kararlar. O nedenle ben bu fuarda, fuarın tam böyle en yoğun anında bu konuyu ele almayı ve Merkez Av Komisyonu'ndan bizim sektörün, bölgelerden gelen temsilcilerin, federasyon başkanlarının beklentisini tam da bu sırada, fuarın yaşandığı sırada, sektörün kalbinin attığı bir noktada dile getirmenin çok hayati olduğunu düşündüğüm için davet ettim. Misafirlerimiz de buradalar. Onlar da keyifli fuar gezilerine ara verdiler ve şimdi aramızda bulunuyorlar. Şimdi hemen en baştan başlayacağım. Sıkıntımız şu, çok kalabalık biliyorsunuz, çok yoğunuz. Çok düşünüp az konuşacağız. Fikirlerimizi en öz şekilde ifade edelim. Mevzu belli. Bir Merkez Av Komisyonu geliyor ve bizim bu yıl yaşadığımız tecrübeler, geçtiğimiz yaşadığımız tecrübeler doğrultusunda hakikaten biz neyi bekliyoruz? Özellikle bölgemize ilişkin bir talep varsa bunu daha açık bir şekilde dile getirmek. Sonrasında yine genele ilişkin taleplerimizi dile getirerek gidersek sanıyorum iyi olur. Hemen en baştan başlayalım. Mikrofonu Kadir Bey'e verelim. Kadir Engin, Karadeniz Av ve Doğa Federasyonu Başkanı. Sevgili Kadir abi, hoş geldin. Mikrofonu mutlaka çok yakın tutman gerekiyor. Yakın. Şimdi Merkez Av Komisyonu heyeti birazdan toplantıya girecek. Öncesinde seni dinliyorlar. Ne anlatırsın? Efendim, bu toplantının önemi çok olduğunu düşünüyorum. Bu ortamda Yaban TV'ye ve tüm katılanlara teşekkür ediyorum. Yoğun bir ilgi var. Şimdi biz MAK kararları öncesi zaten çalışmalarımızı yürütürken olağan dışı bir olayla karşı karşıyayız Karadeniz'de. Önce bunu vurgulamak durumundayım. Tüm Karadeniz'de avcı dernekleri, federasyonları da bunu değineceklerdir. Çok önemli nokta Bafra'nın Kızılırmak Deltası ve Bafra Balık Gölleri tabi edilen bölge 250-300 bin metre dönümlük bir alan. 2017 Samsun İl Av Komisyonu'nda kabul edilmek zorunda kalmıştır. Arkadaşlarımızın büyük mücadelelerine rağmen, muhalefetlerine rağmen. Şimdi bu karar şeye geçiyor, MAK'a geliyor ve bu olağan dışı bir olay. Türkiye'de 8-10 büyük köy, 56 bin dönümlük alan, göl alanı, zaten onun bir bölümü kuş cenneti olarak kabul edilmişti. Maalesef Samsun Belediyesi tarafından işgal edilme noktası diyorum. Bunun işgalin anlamı da tüm doğanın rahatsız olması, oraya birçok tesisler yapılması, Ramsar Anlaşması'na uygun bir bölgenin, kabul edilmiş bölgenin her türlü doğasının bozulmasına neden olduğu gibi, daha önemlisi Samsun ve bütün Karadeniz bölgesini, Türkiye'nin de bölgesi, bütün avcılar ilgilendiren bir yasaklama kararı. Biz maalesef daha önceleri milli parklarla boğuşuyorduk. Şimdi bir de belediyeler çıktı karşımıza. Bunun anlamı da maalesef bir işgalin karşısında direnmeliyiz ve bu MAK kararının çok önemli bir MAK olarak görüyorum. Birçok konuların önüne geçti bu. İnşallah avcılık aleyhine, doğa aleyhine olan bir kararlardan vazgeçeceğini düşünüyorum bu vesileyle. Ya aslında bu birkaç yıldır süre gelen bir şey. Önce biraz azaltıldı, sonra biraz azaltıldı, bazı değişiklikler oldu. Evet. Anladığım kadar bu yıl il komisyonundan çıkan karar çok radikal bir karar oldu. Yani artık hani 56 bin dönüm veya bir bölümünü zaten kabul etmiştik. Bir bölümünü de yani büyütmek kadar kötü bir şey yok yani. Orada içimiz yanıyor. Orada yaşayan insanlar olarak ben, balıkçıların da yasaklanması var. Sırf av değil bu, kusura bakmayın.
Biz orada kulübelerimiz, evlerimiz veya kayıklarımız vardı. Hepsi orası şimdi kana alıyor. Yani bütün avcılar fevkalade bir depresyon içine girdiler. 6000 tane Samsun avcısının maalesef şeyi yok. Yani gidecek yeri yok. Gidecek yeri yok. Böyle bir şey de çok sağlıksız ve kabul edilemez bir şey yani. İnanılmaz evet. bir şey. Evet. Peki Kadir abi hemen yanında Mehmet Bey'e verelim. Mehmet Bey netekim Doğu Karadeniz'i de MAK'ta temsil edecek kişi. Mehmet abi hoş geldin. Aynı zamanda Amasya kulübümüzün de başkanı Mehmet Kurt. Evet. Mehmet abi bir şey söyleyeceğim. Hasta hasta da geldim bu arada. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim efendim. Kaç avcı etkileniyor bu Delta'daki yasaktan? Şimdi efendim ne kadar kişiden? Türkiye'deki bütün önce Yaban TV'ye çok teşekkür ediyorum. Ekibinize ve izleyicilerimize buraya gelen hazırına hepsine teşekkür ediyorum. Böyle bir konuyla ilgilendikleri için sizlerin de bu şey üzerine eğildiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kaç bin avcı derken sadece bu Amasya, Samsun, Tokat değil tüm Türkiye. Bu avlak da Türkiye'de belki dünyada da en büyük bir avlak, sulak bir avlak. Burada domuzundan alın çulluğuna ördek ve kaz. Genelde dosyalarımız da hazır. Yarın MAK toplantısında da bunları sunacağız. İnşallah direneceğiz. Ama bu siyasi bir olay olduğunu söylüyorum ben. Bildiğim kadarınca. Bugünlük mevzu değil bu. Bugünkü mevzu değil. Bu mevzu yıllardır devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız maalesef buranın tamamına el koymak istiyor. Samsun'dan Bafra Alaçam'a kadar. Mustafa Sezer Başkanım da burada Samsun'un temsilcisi olarak. Federasyon Başkanı olarak onlar da konulara vakıflar, hepsi vakıf. Bütün avcılarımız esasında az veya çok vakıflar. Ama bu konuyu siyasi olarak çözebilmemiz mümkün bence. Ha MAK kararlarında ne kadarını ne yaparız? O burada MAK temsilcisi arkadaşlarımız da var. Ben 9 tane MAK temsilcisi arkadaşlarımın hepsini aradım tek tek. Seçildikten sonra hepsiyle de görüştüm, bu mevzuyu da görüştüm. Dosyamızı da ben Samsun Bafra Mehmet Gökçe Başkanım'dan aldım dosyalarını. Telefonumda da var haritalarıyla, burada da var her şeyiyle, bütünüyle var yani. Bunu elimizden geldiği kadar arkadaşlarım da söz verdiler. Orada MAK toplantısında çözmeye çalışacağız. Ne derece çözebiliriz onu bilemiyorum. Bu peki, siyasi bir olay. Anlıyorum. Peki başkan şunu yapamaz mısınız acaba? Şimdi tabii diğer bölgeleri de etkiliyor muhakkak ama siyasetçiler de yerel şeyi daha fazla dinliyorlar doğrusunu sorarsanız. Yani bizim Karadeniz'deki diyelim ki 7 yıl, 8 yıl, 10 ildeki kulüplerimizin başkanları bir Ankara seyahati yapsa ve bu Ankara seyahatinde de bütün bu bölge milletvekillerini ziyaret etse hangi partiden olursa olsun evet. ve bunun da böyle bir iki sayfalık bir özet notu olsa derdimizin evet. çünkü çok uzun dosyayı kimse okumuyor doğrusu sorarsanız. Hepsine gidip biz şu kadar kulübüz, bu kadar insanı temsil ediyoruz. Derdimiz bu. Benim size söylediğim yani iki gün ayırmak lazım buna. Zaten siz bir gittiğinizde bu kadar kulüp başkanı gelmiş deyince o bir milletvekili randevu verince diğeri de veriyor, diğeri de veriyor, diğeri de veriyor. Ben tahmin ediyorum ki en azından ertelenebilir. Ertelenince de zaman kazanılabilir gibi geliyor. Sanki alelacele böyle bir şeye ihtiyaç var. Bir de şu anda biliyorsunuz moda tabanın sesini biraz dinleyelim modası var. Yani bu fırsattan da yararlanabilir gibi geliyor. Böyle bir girişim olabilir mi? Yani yapabilir miyiz? Tabanın sesi modası geçti Melih Bey. Öyle mi diyorsunuz? Evet, 16 Nisan'dan sonra geçti. Yok canım öyle demeyin. Ben öyle görüyorum çünkü şöyle bir şey. Biz burada evet avcıyı kimse küçük görmesin av camiasını. Şuraya baktı mı çevreye bir bakalım. Şurası İstanbul'da avcıların bayramı olarak görüyorum ben. Evet. Gerçekten hepsi güzide insanlar, elit insanlar, doğayı seven insanlar, doğayı koruyan insanlar. Avcının olduğu yerde hiçbir şekilde yaramaz bir şey olmaz. Ne hırsızı olur, ne bileyim, ne haydutu olur, ne terör olur. Avcı dağda, ovada, ormanda, düzde, her yerde avcı var. Avcıyı rahat bırakmayan bizim devletimiz. Şöyle söyleyeyim, devletimiz derken kimse yani herkes üzerine düşen alsın. Bizi belgeli avcılarımızı devamlı sıkıştırıyorlar. Belgesiz avcılarla uğraşan yok. Belgeli avcılarının yeri belli. Evrağımızı istiyorlar. Evrağımızı veriyoruz.
kontrol ediyorlar, bakıyorlar, peşimizden ceza gönderiyorlar. Avcılarımız bunlardan da muzdarip. Ve bilhassa bizim en büyük şeyimiz bu Kızılırmak Deltası, Samsun, Bafra Havzası. En önemli şeyimiz o bizim. Bunu devletimizin büyükleri duysun. Bizde iki sayfalık bir şeyimiz var. Bütün üyelerimize dağıtıp bunları tek tek Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a hepsine de göndereceğiz. İmzalattık. En azından onu hazırladık. Yani, dosyamızda var bunlar. Yapamıyorsak da. Dosyamızda var bunlar. Hazırladık. Evet. Bunları biz Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakanlığa, Genel Müdürlüğümüze hepsine de gönderttireceğiz. Avcılarımıza. İnşallah. İmzalattırıp şahsı tek tek imzalayacaklar. İnşallah. Yani sahte imza da değil bunlar. Olmayacak. Biz avcının lehine, doğanın lehine. Doğa olmadı mı biz yokuz. Biz de olmayınca doğa yok demektir. Doğayı korumamız lazım. Avcıları katliamcı olarak görüyorlar ama avcılar her zaman doğa severdir. Avcılar her zaman insan severdir. Birbirine destek olursak, bütünleşirsek bu bütünlük içinde, bu bütünlük içinde de kimse bizi aslında yıkamaz. Biz şey istemiyoruz onlardan. Bizim hakkımız olanı versinler. Yani evet. Samsun Belediye Başkanı oraya başka şeylerde kullanacağına, bazı yerleri var zaten. Yasak olan yerlere bir şey demiyoruz. Kendilerinin kule diktikleri yerler var, bilmem neler var. Yani ama avcıyı oraya sokmamak istiyorlar. Oralarda rant mı var? Ben öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Herhalde bir rant var. Yani tabii her zaman bir rant var mı bilemeyiz ama en azından her ne yapılacaksa, evet, buradan yararlanan herkesin menfaatinin gözetilmesi İnsanlığın lazım. Lehine yapalım, avcımızın da düşünülmesi lazım. Evet. İnsanlığın lehine her şeyi yapalım ama avcılarımızı da düşünelim, duayı da düşünelim. Biz katliamcı değiliz. Biz zamanında avlanırız, zamanı gelince bırakırız. Evet. Yani bizim durumumuz böyle. Sağ ama olun. Maalesef bizleri her zaman için hakir görüyorlar. Devletimiz buna el atması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ona erişmiyor. Bu şeyler erişirse o da bir çözüm bulacaktır inşallah. İnşallah. Veya inşallah. Başbakanımız. İnşallah. Başkanım çok teşekkür ederim. Şimdi aslında bu mevzu gerçekten çok kriz bir mevzu olduğu için bununla başladık ve çok iyi de oldu. Şimdi ben bu mevzudan çıkmadan Mustafa Başkan'a da sözü vereyim istiyorum. Mustafa Başkan hangi kamera alıyor? Orası mı alıyor? Ha? KAYHAF Başkanı Mustafa Sezer. Evet, Karadeniz Avya Bana. Mustafa abi nedir durum? Siz nasıl görüyorsunuz? Ben soru başkanıyım. Evet, Melih Bey. 2016-2017 av döneminde normalde bizim serbest olan sahamız kapatıldı. Bir bölümü 26 bin hektar alan kapatıldı. Tabii bunun akabinde bölge avcıları sıkıntıya düştü. Zorluklar çekti. Ve bugün 2017-2018 av döneminde de bu sahanın tamamını kapatılması yönünde Doğa Koruma Milli Parkları'nın talebi oldu. Bununla ilgili Samsun'daki İLAV Komisyonu toplantılarında ben temsilci olarak katılmıştım. Bize önümüze konulan haritayı gördüğümde yani kabul edilebilir hiçbir durumu yok. Hiçbir akla mantığa uygun hiçbir şey yok. Şerh koyarak Trabzon'a kadar gönderdik. Trabzon'da konuyu tartıştık. Biz bu konuyla ilgili yaklaşık 3 aydır mücadele ediyoruz. Bakanlık düzeyinde, genel müdürlük düzeyinde, bölgemizde oluşturduğumuz federasyonumuza bağlı olan ve olmayan derneklerle birlikte bir heyet oluşturduk. Ankara'ya Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden randevumuzu aldık. Anlattık Bafra'nın olayını, Samsun'un olayını. Bu Samsun'un belgeli 5200 avcısı var. Fakat bu sahayı kullanan Türkiye geneli Artvin'den Sinop bölgesine kadar o sahil bandında 20-25 binin üzerinde avcı kullanıyor bu sahayı. Tabii bölgenin de en büyük sulak alanı burası. Başka alanı yok. Göçmen kuşların uğrak olduğu alan. Kaldı ki uzun süredir kapalı olan yine aynı bölgede Terme'de var bir göller. Sibeni Dakköl gölleri. Orası yıllardır kapalı. Ladik Gölü var. Orası kapalı. Bir tek açık olan Bafra Gölü vardı. Orada bu yıl böyle bir dayatmayla kapatılmak isteniyor. Tabii bunun mücadelesini verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili bakanlık düzeyinde
Meclis başkanlığı düzeyinde girişimlerimiz oldu. Milletvekilleriyle aktardık. AKİM üzerinden, BİMER üzerinden şikayet dilekçeleri gönderdik. Yüzlerce, binlerce. Bize umuyorum iyi sonuçlarla geri döner. Ben İnşallah. Temsilci arkadaşıma da başarılar diliyorum. İnşallah. Diğer arkadaşlardan da rica ediyorum. Sorun Türkiye'de benim gördüğüm en büyük sorun şu anda Samsun bölgesi Bafra Avlağı. Bu Bafra Avlağı'na sizden ricam hepinizin destek vermesi, bu konunun açığa çıkartılması ve bölge avcısının rahatlaması için gereken elinizden gereken her şeyi yapın. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Mustafa abi çok teşekkür ederim. Şimdi ben yine Karadeniz'den Edva Bey'e söz vereceğim. Edva Bey Doğu Karadeniz Federasyonumuzun Başkanı Edva Pirselimoğlu. Bu arada Trabzon Kulübümüzün Başkanı Ahmet Topal Bey'i de yoklamada göremedim. Onu... Geldi mi Ahmet Bey? Tamam. Gelirse onunla da görüşmek isterim. Edva Bey şimdi sana mikrofonu vereceğim, şeyi soracağım. Mesela siz daha uzaksınız orada ama Karadeniz'desiniz. Sizin Trabzon avcısı da o tarafa gider mi? Trabzon avcısı da elbette ki Samsun'daki Bafra Avlağı'na gidiyorlar. Ve o ahbapları var. Haftalarca da kaldıkları oluyor. Yani bu keklik sezonu bittikten sonra bir kesim avcımız Samsun'daki bu avlağı kullanıyor. Oraya gidiyor. Onlar da bu durumdan muzdarip olacaklar. Anladım. Yani daha sizin oradaki avcı da ya Trabzon'a kadar etkileyecek. Tabii. Rize'deki Artvin. Avcı da gidiyor. Artvin'deki avcı da gidiyor. Ördek meraklısı olan avcılarımızın hepsi iyi havayı duyduklarında yani ördek oraya giderlerdi. Için hepsi oraya gidiyorlar. Oraya, o zaman ciddi bir şey. Bir kere bütün Karadeniz bandını ilgilendiren yakından birebir ilgilendiriyor. Evet. Sahil bandını komple etkiliyor. Bu sahil bandı komple etkileniyor. Etkiliyor. Yani bu da dediğim gibi yaklaşık o bölgede 25-30 bin avcıya tekamül ediyor. Tekabül ediyor. Yazıktır yani bu insanlara. Aynen. Çok iyi anlıyorum. Kaldı ki affedersin sözünü şey yaptım. Samsun bölgesi avcısı sadece kanatlı kuş avcısıdır. Ördek avcısıdır. Başka avı bilmez. Keklik olmaz. Onun için yani çok zor durumdayız. Mutlaka, hani başka bir yere mutlaka, git başka bir av yap öyle. Durumu da söz konusu yok, değil. Yok yani öyle bir şey de söz konusu değil. Onun için çok erzem bir konu. Bunun bir an önce çözüme ulaşması. İnşallah. Hepinizden de dediğim gibi iyi bir destek bekliyoruz. Peki. Bölge avcısı olarak. Edva senin bu konuyla ilgili düşüncelerini alalım. Sonra seninle senin tarafınla ilgili de ya, durumu elbette almak ki istedim. Burada muzdarip olan sadece Karadeniz, Samsun havzasında yaşayan illerimizdeki avcılarımız değil. İç Anadolu'dan da buraya elbette ki avcılarımız geliyor. Onlar da bundan olumsuz yönde etkileneceklerdir. Biz bu üçlü heyetimiz var. Konfederasyon olarak Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile görüşen. Biz genel müdür yardımcımıza çıktık. O dönem genel müdürümüz Bakan Bey ile beraber toplantılara vesaire devamlı gittiği için onunla görüşemedik. Hatta müsteşar yardımcısına kadar bu olay intikal edildi. Bu seçim öncesinde oraya gelme durumları söz konusu olamadı. Kendi gözleriyle görüp incelemeyi daha çok yeğlemeyi tercih ettiler. İnşallah bu şimdi seçim de bitti. Referandum süreci de bitti. Bu Merkez Av Komisyonu'na girmeden önce oraya gelip bir enine boyuna bir tetkik edip Merkez Av Komisyonu'nda doğru bir kararı verilmesine yardımcı olacaklarına inanıyoruz ben de. Siz yani Ankara'da bakanlıkta bunun ciddi temaslarını tabii, yaptınız. Tabii oldu. Müsteşar yardımcısı, boyutunda. Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı dediniz değil evet, mi? Evet, hepsiyle görüştük. Tabii yani hepsinin bu konuda az çok bilgileri var bilgileri ama yerinde var. Görüp detaylı incelemek istiyorlar. Gitmeden bir hüküm vermek doğru olmadığı görüşündeler. En azından bir genel müdürün orayı gidip görmesini istiyorlar. İstiyorlar. Şimdi bir Ersin Başkan'a verelim de bir şey soracağım. Konfederasyon Başkanı olarak Ersin Başkan. Şu anda benim gördüğüm en alarm veren konu bu. Sen de konuları yakından takip ediyorsun. Ne yapıyorsun? Ne yapmak lazım? Konfederasyon olarak ne yapacaksınız? Ne yapmak lazım senin görüşünde? Şimdi benim bir çalışma grubum var konfederasyonumda. 5 kişi. Biz mikrofonu yakın tutalım. Bu çalışma grubumuzda bu konu hakkında aşağı yukarı zaten Serhat Çelebioğlu ile beraber 1,5 senedir Edva biz bunun mücadelesini veriyoruz. Mecliste kapı kapı milletvekillerini dolaştık.
genel müdürle, müsteşarla bunları merkez av, geçen yılki merkez av komisyonunda tekrar gündeme getirdik. Ama tabii şimdi her ne kadar olursa biz valiyi aşamıyoruz şu anda. Bizim bütün problemimiz valide tıkanıp kalıyor. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bizim referandumdan önce çevre komisyon başkanıyla randevumuz vardı. Kadir Bey bir milletvekilimiz aracılığıyla bize randevuyu aldı, gittik. Kendisiyle bu konuyu oturduk, uzun uzun konuştuk. Kendisinden bazı sözler aldık. Hatta yani tam bir açıklama yapmadan belli bir büyük kısmının izin verilmediğini ama şimdilik herhangi bir açıklama yapamayacaklarını söylediler. Tabii bizden dediler ki referandum bitsin, ondan sonra tekrar bir araya geleceğiz dediler. Bu konuda burada bir de hemen şey gelmişken çevre konuşmasından iki tane ayrıca bir söz aldık. Biri iki kere üst üste ceza yendirin belgeleri iptal oluyor. Onun tekrardan geri verilmesi için önerge teklifi yaptık milletvekillere. Kabul ettiler. Güzel. Ayrıca bu avcıların en büyük sıkıntısı pulun zamanıyla verginin zamanının ayrı ayrı olması, o kısa dönem içerisinde avcıların ceza yemesi. Bunu da sözünü aldık. Onu da bize dediler ki bunları pul zamanıyla birleştireceğiz dediler. Yani çalışmalarımız devam ediyor. Çok iyi bir grubumuz var. 15 günde bir toplanıp en az bir hafta Ankara'da kalıyoruz. Büroda yatıyoruz. Koltukların üstünde yatıyoruz. Çünkü konfederasyonumuzun bir geliri yok. Aynı zamanda buradan da söyleyeyim, bütün silah imalatçılarına, av malzemeci imalatçılarına artık bize biraz el atsınlar. Buradan seslenin. Evet. Çünkü biz konfederasyonumuza kendi, sahip çıkın arkadaşlar. Sahip çıkın. Kendi imkanlarımızla, kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bize bu konularda aslında büyük fabrikalar, iş sahipleri destek olsalar biz daha farklı yerlere ulaşırız. Milletvekilleri de zaten aynı şeyi söylüyor. Bugün diyor sanayi, büyük sanayinin diyor iş adamı diyor. Sizinle birlikte olursa diyor sizin sesiniz daha çok, evet, diyor. Daha dikkate alırsınız diyor. Ama maalesef biz hepsine müracaat edeceğiz ama destek alamıyoruz. Bize bu konuda da destek yaparlarsa Merkez Av Komisyonu'nun önünde bizim zamanımız var. Biz tekrar meclise gidip komisyon başkanına tekrar bir konuşma yapabiliriz. Bunu biz hep kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Biz bakanlara kadar çıktık. Genel başkanlara kadar çıktık. 3 kişi 4 kişi pay ettik meclisi. Girmediğimiz kapı kalmadı. Çalmadığımız kapı kalmadı. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah.